Bir Sayıştay raporu var Binali Bey. Evet. Şimdi bu Sayıştay raporundaki rakamlara bir baktığımız zaman son 5 yılda 753 milyarlık bir zarardan bahsediliyor. 753 milyar olamaz. Milyon. İhtiyaç dışı araç kullanımı 120 milyon diye bir ifade var. Vakıflara son zamanlarda çok tartışma konusu oluyor. Vakıflara ayrılan paralarla ilgili son bir yılda 308 milyon lira. Sorum şu, siz belediye başkanı seçilirseniz bu tabloyu nasıl değiştireceksiniz efendim? Sayıştay raporunu siz gördünüz mü İsmail Bey? Gazetelerden okuduk, çıkışlarını hep aldık. Ama öyle bir şey yok. Sayıştay raporunda öyle bir rakam yok. 108 bin lira mı ne? Öyle bir şeyden bahsediyor, bir usulsüz işlemden bahsediyor, o kadar. Yani bu yalan. Bak, yalan olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklandı defalarca. Sayıştay efendim çok manşet atıldı fakat Sayıştay'dan hiç yalanlama gelmedi. Şimdi ben defalarca manşet gördüm. Geldi. Onu bir kere bilmenizi isterim. Yalnız memurların açıklamaları yer almaz. İstanbul Belediyesi'nden de birçok yazılı açıklamalar yapıldı. Hı hı. Bu konuyla ilgili. Maalesef yeterince bu konu duyurulamadı. Onların yerine biz duyurmak zorunda kaldık. Hı hı. Böyle bir şey yok. Kısacası yalan. Zaten belediyeler vakıflara nakdi kaynak aktaramaz. İşte arazi verir, bina verir. Veriyor. Ne yapıyor peki bu vakıflar, ne yapmış? Bu vakıflar öğrenci yurtları yapıyor, eğitime destek veriyor ve sosyal faaliyetler yapıyor, sosyal sorumluluk projeleri yapıyor. Ben şimdi bunların isimlerini vermek istemiyorum. Doğru bir şey değil ama yaptıkları iş tamamen kamu yararı. Şimdi siz değişik defalar belediyedeki israflardan bahsediyordunuz. Çok sayıda açıklamanız var bu konuda. İşte araçlar, vakıflara ayrılan paralar, bu konuda da sloganlaştırdınız. Aynı soruyu size de sormak istiyorum. Belediye başkanı seçilirseniz bu israf dediğiniz düzen, rakamlar, vakıflara aktarılan paralar veya kötü ekonomi yönetimi nasıl çözeceksiniz? Ve Binali Bey'in işte yalan dedikleri yalan mı doğru mu açıklar mısınız efendim? Buyurun. Öncelikle şunu söyleyeyim. İstanbul'un şu an en büyük sorunu yoksulluk. Ve mali süreciyle ilgili derin problemler. Ve israf. Bakın biz israf, tasarruf ve seferberlik kelimelerini çok önemsiyoruz. Belki birilerinin canını acıtıyor ama kul hakkı meselesini de çok önemsiyoruz. Herkesin önemsemesi lazım. Bakın ben tabii hani artık kelimeleri takılmıyorum. Nasıl söylerse söylesinler. Çünkü kötü söz sahibine aittir. Beni ilgilendirmiyor. Ama Sayıştay denetiminden çıkan raporu ben getirdim, arzu ederlerse Sayın Yıldırım'a burada takdim ederim. Söyleyeceklerimin de sayfala sayfa burada konuları mevcuttur. Ve Sayıştay raporunda İETT ve İSKİ'de Büyükşehir Belediyesi yönetimiyle beraber toplam yapılan usulsüzlüklerin 753 milyon liraya ulaştığı. Bakın burada Sayıştay raporu konuyu anlatır ama oturup altına hesap kitap yapmaz. Örnek, belediye taşınmazları işgal olarak kullandırılıyor. İşgaliyelerin sadece %20'sinden tahsilat yapılıyor. Bedeli 164 milyon civarında. Bu elinizdeki ne efendim o? Tabii Sayıştay raporu. İşte o siz okudunuz mu efendim raporu. Onu? Biz bunu inceledik. Siz okumadınız. Biz inceledik. Dolayısıyla ben yine tekrar söylüyorum. Yanıltılmış olabilir. Aldatılmış olabilir. Bence o kendisine bilgi verenleri gözden geçirsinler. İhtiyaç fazlası araç kullanımı. Efendim neymiş? Ambulansmış, cenaze arabalarıymış, iş makineleriymiş, itfaiye araçlarıymış, tankermiş. Tekrar rapı veriyorum. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Bakın niye bunu söylüyorum? İştirakları hariç. Yani işte atıyorum Kirptaşı hariç ve diğer bir sürü iştirak var. Sıralamayayım şimdi. 28 tane iştirakimiz var. 1810 araç, İsmail Bey 1810, sayı vereyim ortalama, 7 personele bir binek araç düşüyor. 7 personele, tek tek rakamları o 753 milyonun rakamları burada, bu 120 milyon hariç onu söyleyeyim. Yani Sayıştay raporlarına giren bir rakam değildir o. Ve bunun gibi israfı engelleyeceğiz, tasarruf yapacağız, ekonomik bir seferberlik başlatacağız. Peki, tamam. Burada Türkiye
Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı'na, TÜRGEV diye bilinen vakfı 51 milyon 593 bin lira. 2018 raporu bu. Burada da yurt ve okul yurt çalışmaları raporları var burada bakın. 2018 ve 2000 yenisi. Her ikisi de burada. Burada yazıyor yani ben demiyorum bunları. Ensar Vakfı'na 29 milyon 797 bin. Ya bu, bunun gibi aşağıya sıralayabilirim. Bir sürü vakıf, Türkiye Gençlik Vakfı, TÜGVA. Ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Allah aşkına ben yurt yapamıyor muyum da başkasına ihtiyaç duyacağım? Mücadele böyle verilir. Esas olan devlettir. Ha vakıflarla, dernekle tabii ki işbirliği yaparım. Temiz dernekler, temiz vakıflar makul seviyede işbirlikleri yaparsınız, iş üretirsiniz, faydalı işler üretirsiniz. Yani bazen endişe ediyorum sözünü demeye birileri. Ya ben her kesimdeki vakıflarla, derneklerle işbirliği yapmış 5 yıllık belediye başkanlığım var. İHA'yla da yaptım, başka kurumlarla da yaptım, yardım götürülecek yaptım. Anlık yaparsınız. Benim ne işim var vakıflarla? Benim ne işim var dernek? Yani 3-5 dernekle işbirliği yaparsınız. Ama yurdu belediye yapacak kardeşim. Taahhüdümüz de var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Hızlıca kadınlar için de erkekler için de ayrı ayrı yurtlarını yapacak.